Ben parti utandırmak hevesinde olan bir insan değilim. Partim adına da böyle bir siyasi nezaketsizlik yapmıyorum. Yaparsanız makbul her işi alkışlamaya, makbul yaptığınız her işe dua etmeye de çok aşina bir siyasal gelenekten geliyorum. Devletimi çok önemserim, milletime çok hürmet ederim. Partim bu hassasiyetlerle siyaset yapıyor. Size bakın şunu soruyorum. Diyorum ki memleketin yönetimi bizde olsaydı, 20 yıldır iktidarı biz yönetiyor olsaydık, Cumhuriyet tarihi boyunca yapılan her şeyi satmış olsaydık, borcumuzu dörde katlamış olsaydık, 2 liradan aldığımız doları, dinleyin efendim, 2 liradan aldığımız doları 10 lira yapsaydık, efendim 450 milyar dolar dış borç yapsaydık, %19'luk faiz borçlanmasını iftihar edecek bir şey gibi sunsaydık, efendim ihtiyat taksesi diye olanı yemiş olsaydık, memlekette Merkez Bankası rezervleri bitmiş olsaydı da swaplarla övünseydik mesela, bizim olmayan paranın varlığıyla övünseydik. Memlekette üniversiteyi bitirmiş gençlerimizin %70'inin yurt dışında yaşamak istiyorum dediği zamanlara sebep olan biz olsaydık. Dünyanın rekabet edilemez, taklit edilemez mallar listesine bir Türk markası sokamamışlığımızla biz iftihar etseydik mesela. Efendim biz bugün kişi başına milli gelirimizin 7800 dolarlar seviyesine düşmüş olmasını biz anlatıyor olsaydık. Siz bir de ne derdiniz efendim? Ne derdiniz ya bize? Şimdi bakın bu... Ya gözünüze kurban olayım. Bu manipülatif beyanlarınız maddi gerçekliğe uygun değil. Ama siz şu anda siyasi mübalağa yapıyorsunuz. Ben de nezaketen dinliyorum sizi, öyle kabul edin.